Tekrar merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bugün size henüz çözülmemiş bir kayıp davasından bahsedeceğim. Aslında bu dava Oksijen'in yaptığı belgeselden sonra bilinir hale geldi. Daha da önemlisi, o belgesel yayınlanana kadar bilinen neredeyse her şeyin yanlış olduğu ortaya çıktı. Araştırmadaki tuhaflıklar ortaya çıktı. Tesadüf diye nitelendirilen bilgiler öğrenildi. Bunların hepsinden videonun içinde bahsedeceğim ama şimdilik daha fazla uzatmıyorum, hemen konuya başlıyorum. Phoenix 23 Mayıs 1988'de Kaliforniya'da dünyaya geliyor. Babası bilgisayar sistemleri mühendisi, işi dolayısıyla taşınmak durumunda kalıyorlar. Phoenix okula Kaliforniya'da başlıyor, sonra da taşındıkları yerde Missouri'de devam ediyor. Ailesi muhafazakar dinine bağlı bir aile ve annesi katı kuralları olan bir ebeveyn. Hatta bu kurallar o kadar katı ki çoğu zaman disiplin aşılamaya çalışıyormuş gibi değil de kontrol etmeye çalışıyormuş gibi algılanıyor. Mesela Phoenix 5. sınıfı bitirdikten sonra onu okuldan alıp evde eğitim vermeye başlıyorlar. Ama bunlar Phoenix'i zorlayan şeyler değil. O kadar zeki, o kadar disiplinli ki derslerinde müthiş başarılı olmasının yanı sıra piyano çalıyor, gitar çalıyor, keman çalıyor. Eskrimde bölge şampiyonu, bir sürü kupası var. Bütün bunların yanında kilise aktivitelerinde de görev alıyor ve kilise korosunda. Hem ilkokul arkadaşlarının hem de mahalleden onu tanıyan insanların söylediğine göre kibar ve komik birisi. Eğitiminin büyük kısmını annesinden aldığı için görgü kurallarına da dikkat eden biri. Çünkü annesinin bu konuda da kuralları var. Mesela bacak bacak üstüne atmayacaksın, sesli gülmeyeceksin, küfür etmeyeceksin gibi. Sadece görgü kuralları değil, kiminle arkadaş olacağına da ailesi karar veriyor. Phoenix yeni birisiyle tanıştığı zaman annesi diyormuş ki, ben ve babam önce bir tanışalım, bir bakalım. Yakın arkadaş olmalı mısın, olmamalı mısın, ona biz karar verelim. Emin olamıyor. Belki de yeni arkadaş olduğu insanlar ona kötü örnek olacaklar. Annesinin anlattığına göre Phoenix arkadaş seçerken karakteri ikinci planda tutuyormuş. Birinci önceliği insanların görüntüsüymüş. Annesi diyor ki birinin derisinin rengi Phoenix'e ne kadar yakınsa o kadar yakın arkadaş oluyordu. Bana kalırsa bu seçimleri başını belaya sokabilirdi. Arkadaşlarına karışmalarının sebebi bu. Doğru seçimleri yapacağından emin olmak istiyorlar. Durum böyle olduğu için, her şeye ailesi karar verdiği için de Phoenix gerçek dünyayı bir noktaya kadar öğrenebiliyor. Yaşıtlarına göre daha naif. Lise bitene kadar evde eğitim aldıktan sonra 2006 yılında 18 yaşındayken Missouri Üniversitesi'ne kabul ediliyor. Artık bir yetişkin, daha özgür bir hayatı olabilir. Ailesini ikna ettikten sonra bir kız arkadaşıyla öğrenci evine çıkıyorlar. Aslında ailesiyle yaşadığı ev kampüse daha yakın ama özgür olmak istediği için ayrı bir ev tutuyor. Evi de annesi tutuyor bu arada. Bütün imzaları annesi atıyor. O kiralıyor, kirayı da ailesi ödüyor. Ama zannetmeyin ki ayrı eve çıktı diye artık özgür. Hayır. Annesi zaman zaman Phoenix'in öğrenci evine gidip sağı solu kontrol ediyor. Dolaplara bakıyor, çekmecelere bakıyor. Acaba yanlış bir şey yapıyor olabilir mi diye. Daha da önemlisi, acaba bir erkeğe ait bir eşya var mı diye. Yetişkin olsa bile, kendi kararlarını verebilecek durumda olsa bile, erkek arkadaşının olması ailesinin onaylayacağı bir şey olmaz. Hele erkek arkadaşıyla yaşaması bu derece muhafazakar bir ailede asla kabul görmez. Eğer birlikte yaşamak istiyorlarsa evlenmeleri lazım. Tedbiri elden bırakmamak için sık sık eve gidiyor, evi kontrol ediyor ve hiçbir seferinde şüpheli görünen hiçbir eşya bulamıyor. 2011 yılında Phoenix üniversitenin son yılındayken aile maddi açıdan zorlanmaya başlıyor. Hem onun öğrenci evinin kirasını ödüyorlar, hem kendi evlerinin ev kredisini ödüyorlar. 3 kişinin gideri var. Okulun son döneminde aile evine geri taşınmasının doğru bir seçenek olduğuna karar veriyorlar. Hem Phoenix de zorlanmaz, zaten ailesinin evi öğrenci evinden daha yakın okula. Geç elde ettiği ve çok sevdiği o özgür hayatı geride bırakmak istememesine rağmen başka bir yol olmadığı için tekrar ailesinin yanına taşınıyor. Onlara çok yakın bir evde oturan bir arkadaş var Phoenix'in, Akira. Akira'nın söylediğine göre tekrar taşınmasından sonra çok değişmiş Phoenix. Ailesi sosyal hayata çok sıcak bakmadığı için, sürekli verimli şeyler yapmasını, kendini geliştirmesini istediği için bunalmış Phoenix. Depresif, mutsuz bir insan olmuş. Neredeyse her gün ailesiyle tartışıyormuş. Phoenix'in aile evine geri taşınmasından 6 ay sonra, 18 Aralık 2011 Pazar günü sabah 11'de annesiyle beraber kiliseye gidiyorlar. Çıkışta da markete uğrayıp saat 2'de
şekilde eve dönüyorlar. Marketten eve dönerken Phoenix annesine dönüp "Anne, ben artık her şeyin eskiden olduğu haline dönmesini istiyorum." diyor. O gün normalden birazcık daha sıcak bir gün. Phoenix eve geldikten sonra eşofmanlarını giyip dışarıda basketbol oynuyor. Sonra da arabasında oturuyor. Bu çok yaptığı bir şeymiş. Arabasında oturup telefonla konuşuyormuş ya da eğer yalnız kalmaya ihtiyacı olursa arabasında takılıyormuş. O gün Phoenix'i son gören kişi babası. Onun anlattığına göre saat 3'te salondan geçerek evden dışarıya çıkmış. Üzerinde siyah bir kapşonlu varmış, gri eşofman altı giyiyormuş ve siyah ayakkabıları varmış. Salondan babasının yanından geçerken hiçbir şey söylememiş. Ve babasının anlattığına göre sanki bir göreve gidiyormuş gibi davranıyormuş. Yani çok kararlıymış hareketleri. Arabasına binmiş ve gitmiş. Babası ya arkadaşına gidiyordur ya da markete gidiyordur diye düşünüyor ama Phoenix geri dönmüyor. Normalde gece 1'e kadar dışarıda kalma izni varmış. Ve asla geç saatlere kadar dışarıda kalmazmış. Haber vermediği asla olmazmış. Bu sebeple de saat ilerledikçe aile endişelenmeye başlıyor. Annesi polisi aramak istiyor ama babası durduruyor onu. Henüz üzerinden yeterince vakit geçmedi. Birazcık daha bekleyelim diye. Bu yüzden de polisi sabah arıyorlar. Polis kayıp raporu oluşturmak için eve gelip aileden bilgi almaya başlıyor. Şimdi Phoenix'in annesinin polisle yaptığı konuşmayı anlattığı bir video var. Annesi şöyle anlatıyor konuşmayı. Polis memuru bana kızımın doğum tarihini sordu. 23 Mayıs 1988 dedim. O an yaşını hesaplamaya çalıştı ve bu hesabın onu gerçekten çok zorladığını görebiliyordum. 23 yaşında olduğunu anladığında yetişkin bir kadın ailesine nereye gittiğini söylemek zorunda değil dedi. Seni hangi kurtlar yetiştirdi bilmiyorum ama burada böyle işlemiyor dedim. Rapor oluşturması gerektiğini söyledim. Yolunda gitmeyen bir şeyler var, bizi aramadı dedim. Polis memuru raporu oluşturacağını söyleyerek arabasına bindi. Ama içimden bir ses oluşturmayacağını söylüyordu. Polis gittikten sonra komşuları arayıp ne yapmam gerektiğini sordum. Tekrar ara ve başka bir polis iste dediler. Bir sonraki gün başka bir polis memuru geldi. Bir önceki polisin davranışları için özür diledi. Bir hatan yokken özür dilemene gerek yok dedim. Özür dilemesi gereken sen değilsin. O. Ondan da bir özür duyacağımı hiç düşünmüyorum çünkü o aptal. Böyle söylüyor gerçekten. Because he's stupid diyor. Ve Phoenix'in annesinin iddia ettiğine göre kayıp raporunu ikinci gelen polis oluşturuyor. Ki bu arada aslında ilk giden polis bu raporu oluşturduğunu iddia ediyor. Söylediğine göre arabanın plakasını araştırmış. Çalıntı arabalara bakmış, kaza yapan arabalara bakmış, çekilen arabalara bakmış ama herhangi bir sonuç çıkmamış. Sonraki iki hafta boyunca Phoenix'in annesi binlerce ilan dağıtıyor. Birçok hastaneyi arayıp kontrol ediyor. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Haber kanallarını da arıyorlar. Televizyonda gösterilsin, eğer bilgisi olan birisi varsa çıkıp konuşsun diye. Haber kanalları bu olayın yeterince ilgi çekici olduğunu düşünmedikleri için programlarında yer vermeye yanaşmıyorlar. Hiçbir gelişme olmuyor ta ki 1 Ocak'a kadar. 1 Ocak'ta Phoenix'in arabası bulunuyor. Daha doğrusu arabanın nerede olduğunu öğreniyorlar. Araba Phoenix kaybolduğu gün bulunmuş. Hatırlarsanız o gün saat 3'te evden çıkmıştı. Bir daha da hiç haber alınamamıştı. Evden çıkmasından 2,5 saat sonra 5:27'de biri polise ihbarda bulunuyor. Yol kenarında terk edilmiş bir araba olduğunu söylüyor. Arabanın bulunduğu yerle ev arasında 30 dakikalık mesafe var. Yani yakın bir yerde. Ama farklı bir eyalette. Ailenin evi Missouri'de. Haber verdikleri polisler Missouri polisleri. Ama araba Illinois'da bulunuyor. Arabayı bulan polisler Illinois polisleri. Arabayı bulan polisler bilgileri sisteme geç girdikleri için de ilk araştırmalarda görünmüyor. Araba Phoenix'in annesinin üzerine, ona haber de vermiyorlar. Biz arabanızı çekiyoruz, haberiniz olsun da demiyorlar. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok ve nasıl bulunuyor biliyor musunuz? Annesinin arkadaşlarından biri onu arayıp araştırmanın nasıl gittiğini soruyor. Bütün bilgileri alıyor, arabanın plakasını öğreniyor ve 15 dakika sonra arabanın çekilmiş olduğunu buluyor. Annesinin arkadaşı, sivil bir kadın, 15 dakikada arabayı buluyor. Bu şu demek, evet ilk gün bulamadılar, henüz sisteme bilgi girişi yapılmamıştı. Ama tekrar kontrol etmiş olsalardı, bulurlardı. Bir daha hiç kontrol etmemişler. 2 hafta boyunca bir daha bakalım, bir daha deneyelim dememişler. Ellerinde kısıtlı bilgi var zaten, devam edebilecekleri çok bir şey yok. Ellerinde olan bilgileri bile araştırmamışlar. Araba 4 gün incelendikten sonra 5 Ocak'ta aileye teslim ediliyor. Söylediklerine göre daha fazla incelemelerini gerektirecek bir durum yokmuş. Arabadan alınan örneklerde sadece Phoenix'in, annesinin ve babasının DNA'sı bulunuyor.
Ailenin arabayla ilgili bildikleri şunlar. Araba bulunduğunda sürücü kapısı açıkmış. Anahtarlar arabadaymış, araba çalışıyormuş. Phoenix'in eşyaları yani işte çantası, ayakkabıları, gözlükleri arabadaymış. Ve araba sanki biri oradan aceleyle çıkmış ya da çıkartılmış gibi görünüyormuş. Ailenin bu bilgileri nereden öğrendiğini hiç kimse hatırlamıyor. Arabanın bulunduğu yer de tekinsiz bir yer. Phoenix'in gidebileceği bir yer değil. Suç oranı çok yüksek ve illegal aktivitelerle bilinen bir yer. Arabası bir yolun üzerinde bulunuyor ve bu yolu takip ederek birkaç farklı eyalete ulaşabiliyorsunuz. Yol üzerinde güvenlik kamerası olan işletmeler de yok. Bu da şu demek, yol üzerindeki farklı eyaletlerde işlenen suçları birbirine bağlamak çok da kolay değil. Farklı yetki alanları, farklı polisler, farklı veri tabanları, bütün bunlar dolayısıyla da insan ticaretinin en yoğun yapıldığı bölge. Annesi diyor ki, polisler bizi hiç umursamadılar. Davayı araştırmak istememelerinin sebepleri vardı. Ben o sebeplere bahane diyorum. Eğer Phoenix, Natalie Holloway gibi görünüyor olsaydı bu sorunu yaşamıyor olurduk. Sebebin Phoenix'in siyahi olması olduğunu düşünüyorlar. Çok da haksız değiller. İnsan ticareti kurbanlarının sadece çok küçük bir yüzdesi beyaz. Çünkü biliniyor ki eğer kurban beyaz değilse polisler bu davayı çok da araştırmayacaklar. Televizyonlar bu konuda haber yapmayacaklar. Bu bir ön yargı değil yani. Ailenin böyle düşünmekte haklı sebepleri var. Polisin bu davaya yeteri kadar ilgi göstermediğini düşündükleri için iki kişiyle iletişime geçiyorlar. Birincisi emekli polis memuru Joe. Joe özel dedektif. Bu konuda uzman sayılabilecek birisi. Daha önce FBI ile çalışmış ve insan ticareti yapan büyük bir çeteyi çökerten ekipte yer almış. İkincisi de bir gazeteci, Chandraya. Chandraya ve Joe kendi araştırmalarını yapmaya başlıyorlar. İlk zamanlarda onlar da insan ticareti ihtimali üzerinde duruyorlar. Hem arabanın bulunduğu yerden dolayı hem de arabanın bulunduğu o halden dolayı. Araba sanki Phoenix oradan zorla çıkartılmış gibi bırakılmıştı ya. Ama sonradan bu bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Videonun başında dedim ya, Oksijen bu konuyla ilgili bir belgesel yaptı diye. O belgeselde arabanın yanına ilk giden polislerden birisiyle konuşuyorlar. Onun anlattığına göre kapı açık değilmiş, araba çalışır halde değilmiş, içinde Phoenix'in eşyaları yokmuş ve araba şüpheli görünmüyormuş. Yolun ortasında benzinleri bitti herhalde diye düşünmüş. O zamana kadar herkes başına bir şey geldi diye düşünüyordu ama şimdi ikinci bir seçenek var. Kendi rızasıyla gitmiş de olabilir. Daha özgür bir hayat isteyip kaçmış olabilir. Bu seçeneğin uzak bir seçenek olmadığını gösteren bazı bilgiler çıkıyor ortaya. Bilgiler ortaya çıktıkça da Phoenix'in görünen hayatının görünmeyen hayatından ne kadar farklı olduğu anlaşılıyor. Bu farkındalığın başlangıcı Phoenix'in arabasında bulunan telefon faturası. Phoenix'in telefon hattı aile paketine dahil. Faturasını da ailesi ödüyor. Ama arabasında bulunan fatura başka bir telefona ait. Phoenix'in ikinci hattına ait. Ailesi dokümanlara bakıp kimle konuştu, kimle mesajlaştı diye takip ettiği için ikinci bir hat çıkartmış kendine. Polisin bu ikinci telefondan haberi varmış. Söylediklerine göre bütün dokümanlara da ulaşmışlar, iki telefonun dokümanlarına da ulaşmışlar. Ama bilgileri kimseyle paylaşmak istememişler. Aileyle de, aile için çalışan o iki kişiyle de. Aile ikinci hattın bilgilerine erişemiyor ama ilk hattın bilgilerine erişebiliyorlar. Phoenix'in o telefondan sürekli iletişim kurduğu birisi var, Michael. Michael, Phoenix'in erkek arkadaşı. Yıllardır birlikte yaşadığı erkek arkadaşı. Annesi öğrenci evine gelip evi kontrol ettiği zamanlarda Michael'la yaşıyorlarmış aslında. İyi gizledikleri için annesi herhangi bir şey bulamıyormuş. Kaybolmasından önceki ay birçok kez iletişim kurmuşlar. Hatta kaybolmasından bir gün önce 116 dakikalık bir telefon görüşmesi yapmışlar. Bu olaylar ortaya çıktıktan sonra aileye sizin bundan haberiniz var mıydı diye soruyorlar. Onlar da şöyle bir şey söylüyor. Sevgilisi olduğunu saklamaya çalışıyordu. Yine de ya çok iyi saklayamıyordu ya da çok iyi saklamaya çalışmıyordu. Beraber yaşamaları konusunda emin değiliz. Ondan haberimiz yoktu. Phoenix'in ailesi Michael'la iletişim kurmuş. Bir gün önce konuşmuşsunuz, ne konuştunuz diye. Michael da o 116 dakikalık konuşmada ne konuştuklarını hatırlamadığını söylemiş. Şimdi Phoenix'in bir tane arkadaşı var, Tim. Çocukluk arkadaşı, 12-13 yaşlarındayken tanışmışlar. Onun anlattığına göre Phoenix'in ailesine Michael'dan bahsetmemesinin bir sebebi varmış. Eğer ailesi öğrenirse onları ayırmaya çalışırlar diye düşünüyormuş. Bu düşüncesinde çok haklı. Annesi Michael'la iletişim kurduktan sonra diyor ki, kızımın onunla bir ilişki yaşamasını asla onaylamazdım. Tekinsiz biri olduğunu düşünüyorum ve yalan söylediğini düşünüyorum. Bir de Tim şöyle bir şey daha söylüyor. Lise zamanlarında çevremde çok fazla insan kalmamıştı. Kendimi yalnız hissediyordum. Phoenix beni ben olduğum için seven nadir insanlardan biriydi. Olduğum kişiyi kabul ediyordu. Çok yakındık, aramız çok iyiydi.
Hem bu söylediği şeylerden dolayı hem de Phoenix'in diğer insanlardan gizlediği şeyleri bilmesinden dolayı, yani mesela Michael'ı bilmesinden dolayı ya da iki telefon hattı olduğunu bilmesinden dolayı çok yakın olduklarını anlayabiliriz. Eve geri döndükten sonra okulun son dönemine kayıt yaptırdığını söylemiş Phoenix. Oysa ki Phoenix'in okulda kaydı yok. Hem ailesi için hem de onu tanıyan diğer insanlar için çok büyük bir sürpriz bu. Kayıt yaptırmamış olması onun tercihi değil aslında. O kadar fazla dersi kaçırmış, o kadar fazla sınavdan kalmış ki bir sonraki döneme kayıt yaptıracak kadar kredi toplayamamış. Kimseye de söyleyememiş. Yani zaten evimiz okula çok yakın, buradan gidersin diye öğrenci evinden çıkartıldığında zaten okula gitmiyor. Polisler iddia ettiklerine göre Michael'la konuşmuşlar, onu sorgulamışlar. İşbirliği yapmaktan çekinmeyen, her konuda son derece açık olan biri olduğunu düşünmüşler ve şüpheli listelerinden çıkarmışlar. Phoenix'in kaybolmasıyla hiç alakası olmadığını düşünüyorlar. Bu konuda ne kadar eminsiniz diye soruyorlar polislere. Onlar da %100 cevabını veriyorlar. Şimdi size birazcık dijital aktivitelerinden bahsedeyim. İlk olarak kaybolmasından sonra bütün sosyal medya hesap aktiviteleri duruyor. Banka hesabında da bir değişiklik yok. Para da çekilmiyor. Kredi kartı da kullanılmıyor. Kaybolmasından sonra telefonu da kullanılmıyor. Ama kaybolduğu gün birkaç telefon görüşmesi yapmış. Sabah 9.34'te annesinin bir arkadaşıyla konuşmuş 2 dakika boyunca. Kiliseye gelecek misiniz, kaçta geleceksiniz gibi şeyler konuşmuşlar. 9.41'de Michael'la konuşmuşlar. O konuşma 6 dakika sürmüş. O gün eve dönmelerinden sonra 1.46'da tekrar Michael'ı aramış. O konuşma 1 dakikadan az sürmüş ve telefon şirketinin söylediğine göre sesli mesaja yönlendirilmiş gibi duruyor. Sonrasında da başka konuşma olmamış. Aile için çalışan emekli polis memuru vardı ya, Joe. O polislere şöyle bir şey soruyor. Bizim elimizde sadece birinci telefonun kayıtları var. Ve bizim kayıtlarımıza göre 1.46'dan sonra hiç kimseyle konuşmamış gibi görünüyor. Sizin elinizde ikinci hattın kayıtları da var. Oradan arama yapılmış mı? Polisler de bu gizli bir bilgi. Biz iki telefonun da GPS kayıtlarını inceliyoruz. Her ipucunu değerlendiriyoruz. Kaçırılma, insan ticareti, hatta cinayeti bile seçeneklerden elemedik diyorlar. Arama yapılmış mı sorusunun cevabı bu değil ama böyle bir cevap veriyorlar. Davanın nasıl araştırıldığını size şöyle anlatayım. Özel dedektif olan Joe polis raporlarını incelerken raporların şöyle numaralandırıldığını görüyor. 1, 2, 3, 4, 6. Rapor aslında 6 sayfa ama 5. sayfası eksik. 2011 Aralık'ta yazılmış rapor. Phoenix kaybolduğu zamanlarda. Phoenix'in kaybolmasından 1,5 yıl sonra 2013 yazında annesi polis merkezine gidip bu raporların kopyasını istiyor. Ona verilen rapor 3 sayfa. Daha kısa olmasına rağmen daha ayrıntılı ve daha fazla bilgi içeriyor. Tamamen farklı bir rapor 1 Ocak 2012'de oluşturulmuş. Bu şu demek, Joe'nun polislerden raporu istemesi 1 Ocak'tan sonra gerçekleşen bir şey. Ona ayrıntılı olan tam raporu vermek yerine eksik rapor vermişler. Ve içinde gizli bilgiler olduğu için falan da değil, Joe'nun da ailenin de zaten polis raporlarına erişim hakkı var. Davada birkaç kilit nokta var. O kilit noktalardan birisi çocukluk arkadaşı Akira sayesinde ortaya çıkıyor. Bahsettiğim oksijen belgeselinde Akira ile konuşuyorlar. Orada diyor ki, eve geri taşındıktan sonra ne kadar değiştiğini fark ettim. Çevresindeki insanları kendinden uzaklaştırıyordu, ailesiyle tartışıyordu. Depresifti ama en önemlisi paranoyaklaşmıştı. Birinin onu takip ettiğinden, onun peşinde olduğundan bahsediyordu. Böyle düşünmesine sebep olan şeyin ne olduğunu sordum. Bilmiyorum ama peşimde birisi var ve başıma bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum dedi. Bu söylediği şey gerçek olabilir, gerçekten birisi onu takip ediyor olabilir ama endişelerinin sebebinin annesi olduğu düşünülüyor. Phoenix ve Akira beraber parka gidiyorlarmış mesela. Geri döndükten sonra annesi diyormuş ki siz parktayken birisi sizi izliyordu. Eğer takip eden biri varsa annesi onu görmüş olabilir. Ama durum bu olsaydı sanki araştırma zamanlarında bundan bahsedilirdi gibi geliyor. Polisler de, aile de böyle bir durumdan hiç bahsetmiyorlar. Bir de kaybolmasından bir hafta önce Akira ile tartışmışlar Michael'la alakalı. Phoenix o kadar gergin bir ruh halindeymiş ki tartışma sırasında bıçak çıkarmış. Herhangi bir şey olmamış, tartışma da çok uzun sürmemiş ama değişmiş denmesinin sebeplerinden biri bu mesela. Phoenix normalde bunu yapacak biri değilmiş. Yine Akira'dan öğrenilen bir diğer kilit noktaysa bir video. Phoenix 15 Kasım 2011'de, kaybolmasından bir ay önce, telefonundan bir video çekmiş. Bu videoyu hiçbir yerde paylaşmamış ve hiç kimseye atmamış. Videoda arabasında oturmuş kameraya karşı konuşuyor ve iyi bir ruh halinde olmadığı çok belli. Dikkati dağınık gibi, kafası karışmış gibi, panik olmuş gibi görünüyor.
Videonun tamamı paylaşılmamış ama paylaşılan kısımlarında şöyle cümleleri var. Yeniden başlamam lazım. İnsanların umrunda değilim. Gerçekleri görmem lazım. Sadece biraz mutlu olmak istiyorum. Eskiden olduğum halime sadık kalabilseydim her şey daha iyi olurdu. Beni yarı yolda bırakmayacak tek kişi benim. Neden böyle bir video kaydetti ya da kimden bahsediyor bilinmiyor bunlar. Neden eski haline sadık kalmadığını düşündüğü de bilinmiyor. Ama Akira'nın verdiği başka bir bilgi orayla birazcık örtüşüyor gibi. Akira diyor ki, kaybolduğu zamanlarda görüştüğü tek kişi Michael değildi. Michael'dan ayrılmak istiyordu ama nasıl yapacağını bilemediği için ayrılamıyordu. Bir de Mike vardı. Mike telefoncuda çalışıyordu. Hatta muhtemelen ikinci telefonu da onun sayesinde aldı. Phoenix'e indirim yapıyordu çünkü. Ki yüksek ihtimalle ikinci telefonu almasının sebebi de Mike'la iletişim kurmaktı. Ailem sevgilim olduğunu bilmesin diye değil, sevgilim Mike'la görüştüğümü bilmesin diye. Phoenix'in ailesi bu ikinci Mike'ın eski sevgilisine ulaşıp onunla konuşuyorlar. Onun anlattığına göre kıskanç ve kontrolcü birisiymiş. Duygusal ve fiziksel şiddete meyilliymiş. Bu eski sevgilisi Mike'la ayrıldıktan sonra uzaklaştırma emri çıkartmak zorunda kalmış. Phoenix'in kaybolduğu sıralarda ilişkileri devam ediyormuş ve aynı evde yaşıyorlarmış. Söylediğine göre Mike zamanının çoğunu bilgisayar başında kayıp dosyalarını takip ederek geçiriyormuş. Özellikle de Phoenix'in dosyasıyla ilgileniyormuş. Eski sevgilisi bir gün neden bu kadar ilgileniyorsun bu davayla diye sormuş. Mark da birkaç farklı cevap vermiş. Cevapları şu sırayla veriyor. Psikoloji okuduğum için bunlar ilgimi çekiyorlar. Polisler ilerleme kaydediyor mu onu takip ediyorum. Sonuncusunda da merak ediyorum çünkü Phoenix benim müşterimdi ve zaman zaman yakınlaştığımız olmuştu. Kız arkadaşı bu cevaptan sonra çok sinirleniyor. Aldattığı anlamına geliyor ya. Mark da ona dönüp diyor ki, neden ölmüş biri hakkında endişeleniyorsun ki? Mark'ın eski kız arkadaşı bu söylediği şeyde ciddi miydi, bir şey mi biliyordu yoksa sadece tahmin mi ediyordu ondan emin değil. Polisler Mike'ı da sorguluyorlar, onu da şüpheli listelerinden çıkarıyorlar. Phoenix'in sevgilisi olan Michael da, bu ikinci Mike da bir daha hiç kimseyle bu konu hakkında konuşmuyorlar. Gelelim davadaki son kilit noktaya. Bu bilgiyi paylaşan kişi ailenin tuttuğu özel dedektif Joe. Şimdi aile evinde önemli belgelerin, senetlerin, paraların, değerli her şeyin tutulduğu bir kasa varmış. Phoenix kaybolmasından birkaç ay önce bu kasadan 2500 dolar değerinde senet çalmış. Bir kısmı Phoenix'e ait olsa da hepsi annesiyle ortak senetleri. Bozdurabilmesi için annesinin de imzasına ihtiyaç var. O 2500 dolar nereye gitti bilinmiyor. Bir de bu senetlerin altında çok şaşırtıcı bir belgeyle karşılaşıyor Phoenix. Phoenix'in doğum belgesi var ve hemen yanında Phoenix'in ikinci doğum belgesi var. İkisi de Phoenix'e ait ama farklı isimlerde. Birincisinde Phoenix Colden yazıyor. Bu babasının soyadı. Diğerinde Phoenix Reeves yazıyor. Reeves annesinin evlenmeden önceki soyadı. Bu da şu anlama geliyor. Phoenix doğduğunda annesi evli değilmiş. Belgede baba adı kısmı da boş. Eğer babası biyolojik babası olsaydı belgede adı yazardı diye düşünüyorlar. Evlenmelerinden sonra da ikinci bir doğum belgesi çıkartıp babasının soyadını yazıyorlar. Phoenix'in haberi yokmuş ve ikinci doğum belgesi çok önemli bir ayrıntı. O belgeyi kullanarak yeni bir kimlik çıkartabilir, ehliyet çıkartabilir. Polisler o soyadıyla aratmadıkları için bulamazlar. Polisin haberi olduktan sonra ülkedeki Phoenix Reeves'leri araştırıyorlar. Sadece 4 kişi var. Bu 4 kişiden birisi hayatını kaybetmiş. Kalan 3 kişiden İkisi çok normal hayatlar yaşıyor. Yani doğum tarihleri var, aile bilgileri var, sosyal güvenlik numaraları var. Ama son kişi çok şüpheli. Çünkü bu son kişi Phoenix'in kaybolmasından bir ay sonra aktif olarak o kimliği kullanmaya başlamış. Daha öncesine dair hiçbir kayıt yok. 6 ay boyunca kullanılıyor kimlik, 6 ay sonra tekrar hiçbir kayıt yok. Kimlikte aile bilgisi de yazmıyor, doğum tarihi de yok. Sadece tek bir bilgi var, bir adres. Adres Alaska'da. Gidip kontrol ediyorlar. Orada yaşayan kadın diyor ki ben 10 yıldır burada yaşıyorum ve kiracım da olmadı. Phoenix'in adını daha önce hiç duymamış, fotoğrafını gösteriyorlar, tanımadığını söylüyor. Adres bilgisi yanlış girilmiş. Eğer bir belge çıkartmak istediyse ve eğer orada doldurması gereken bir adres kısmı varsa uydurmuş olabilir. Phoenix'in kaybolmasından bir ay sonra aktif oluyor bu kimlik. Öncesinde hiçbir kayıt yok, 6 ay sonrasında yine hiçbir kayıt yok ama bu durumun tesadüf olduğunu düşünüyorlar. Phoenix'in kaybolması ile ilgili 3 teori var. Birincisi, tahmin edebileceğiniz gibi insan ticareti.
arabasının bulunduğu yerden yola çıkarak kaçırıldığını düşünüyorlar. Bu teori ilk zamanlarda insanlara daha yakın geliyordu. Arabası çalışır halde olduğu için ya da eşyaları arabada kaldığı için. Ama arabasının bulunmasıyla ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra kendi rızasıyla gitmiş olması ihtimali daha yakın gelmeye başlıyor. Eğer kendi rızasıyla gittiyse de iki senaryo var. Birincisi, kaçmıştır ve kendine yeni bir hayat kurmuştur. Önceden düzenlemeleri yapmıştır, doğum belgesini nasıl kullanabileceğini araştırmıştır. Hatta belki o 2500 doları bunun için kullanmıştır. Kendine yeni bir hayat kurmuştur ve kayıplara karışmıştır. Ya da kendi rızasıyla gitmiştir, sonradan başına bir şey gelmiştir. Kendi rızasıyla gitmiş olabileceğini gösteren birkaç şey anlatacağım size. Phoenix'in kaybolduğu zamanlarda ailesi Phoenix'in odasını arıyor. Defterlerinden birinin içinde bir not var. Not Phoenix'in el yazısıyla yazılmış ama aceleyle yazılmış gibi. Sanki biri bir şey söylüyormuş da o da hızına yetişmek için aceleyle not alıyormuş gibi. Not şöyle, 2012'den önce ne yapacağına karar ver. Yoksa ben sana ailene ne yapabileceğimi gösteririm. Not tehdit edildiği izlenimini veriyor. Sadece insan ticareti de değil, belki de bir tarikata girdi ve çıkamadı. 5. sınıftan lise sonuna kadar evde eğitim görmüş birisi. Neyin ne olduğunu sadece ailesinden öğrenebilmiş. Böyle konularda tehlikeleri algılayabilmek birazcık da sosyallikle mümkün ya. Ailenizden duyduğunuzda ay evham yapıyorlar herhalde diye düşündüğünüz şeyi arkadaşınız söylediğinde ciddiye alıyorsunuz. Özellikle de ergenlik yıllarında her şeyin en iyisini ben bilirim gibi düşünüyoruz ya. Arkadaş faktörü orada önem kazanıyor işte. Doğrusuyla yanlışıyla çevrenizde bir sürü insan oluyor. Eğer ailenizden aldığınız temel iyiyse İyi ve kötüyü ayırabiliyorsunuz. Ama ikisini de görmeniz lazım, deneyimlemeniz lazım ki bir sonraki sefer o kötüyü gördüğünüzde tanıyabilirsiniz. Phoenix'in bu tarz deneyimleri kazanmak için bir ortamı olmamış. Kandırılmaya daha müsait. Eğer tehdit edildiyse o tehditlere boyun eğme ihtimali daha yüksek. Şunu yapmazsan ailene zarar veririz dendiyse kendi rızasıyla gitmiş olabilir. Ve bu teoriyi destekleyen bir olay yaşanmış. 2014 Mart'ta kaybolmasından yaklaşık 2,5 yıl sonra Phoenix'i çocukluğundan beri tanıyan, onunla aynı kiliseye giden bir kadın Phoenix'i gördüğünü iddia ediyor. Hatta Phoenix'i gördüğüne yemin ediyor. Anlattığına göre uçakla Vegas'tan eve dönüyormuş, gitmiş koltuğuna oturmuş ve uçağa binen bir grup görmüş. Bu grup 7 kişilik, 5 kadın, 2 erkek. Erkekler kadınlara göre 10-15 yaş daha büyük görünüyormuş. Hepsi siyahiymiş ve hepsi çok güzel görünüyorlarmış. Kıyafetleri çok güzelmiş, takıları çok güzelmiş, hepsi çok bakımlıymış. O 5 kadından birinin Phoenix olduğunu iddia ediyor. Onlara doğru Phoenix diye seslenmiş ve sadece o kadın dönüp bakmış. Birine benzettiniz sanırım demiş. Kadın da evet Phoenix'e benzettim diye cevap verecekken Phoenix olduğunu düşündüğü kadın dönüp yürümeye devam etmiş. Uçak iniş yaptıktan sonra o gördüğünü iddia eden kadın havaalanının güvenliğine gidip olayı anlatıyor. Çok iyi tanıdığım birisi vardı, kaybolmuştu ama uçakta onu gördüm diye. Ama o grubu havaalanının hiçbir yerinde bulamıyorlar. Ve bu kadın Phoenix'i çok iyi tanıyan bir kadın. Gördüğünüz kişinin Phoenix olduğuna yüzde kaç eminsiniz diyorlar. %90 eminim diyor. Bir de burada değinmek istediğim bir konu var. İnsanlar beni hayal kırıklığına uğratma konusunda hiç başarısız olmuyorlar. Aile tüm gücüyle kızlarını arıyor. Yani o muhafazakar aile belki Phoenix'i bulabilirler diye striptiz kulüplerine gidiyorlar. Oradaki kadınlarla konuşuyorlar. Gördünüz mü, haberiniz var mı diye soruyorlar. Tekinsiz sokaklara gidiyorlar. Oradaki insanlarla konuşuyorlar. O an yaşadıkları korkuyu, yani kızlarını kaybetmiş olmanın verdiği korkuyu, endişeyi zaten anlayamayız. Ve o durumlarında uğraşmak zorunda kaldıkları şeylere bakın. Bazı insanlar gecenin bir köründe arayıp Phoenix taklidi yapıyorlar. Şuradayım buradayım diyorlar. Birileri arayıp dedektif taklidi yaparak aileden para almaya çalışıyor. Hatta bir seferinde bir adam arıyor aileyi. Diyor ki ben Phoenix'in tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Bir adres veriyor onlara. Adres uzakta bir yerde. Aile de araştırması için birkaç kişiyi işe alıyor ve o birkaç kişiyi söylediği adrese gönderiyorlar. Sonra adam tekrar arıyor. Ya ben şimdi öğrendim, yerini değiştirmişler, şu anda şu adresteymiş. Bu sefer o insanlar o adrese gönderiliyor. Ve bunlar o kadar masraflı yolculuklar ki aile bu yolculukları karşılayabilmek için evini satıyor. Sonradan öğreniyorlar ki adam dalga geçiyormuş. Polisi arayıp bunu söylemiş olsaydı ceza alırdı. Polise yalan söylediği için ya da araştırmalarını yavaşlattığı için. Ama aileyi arayıp söylediği için ceza almıyor. Çok sinirleniyorum. Yani ne geçti eline? O an kızlarını arayan bir aileyi aradın. Bir sürü boş umutlar verdin. Evlerini kaybetmelerine sebep oldun. Ne geçti eline? Bazı insanlar gerçekten kötüler. Bu aptallık falan diye, bu kötülük. Her videoda bir sosyal mesaj kısmı için de bir şey eklemek istiyorum. Yine
Başka bir video ile ilgili araştırma yaparken yanlış hatırlamıyorsam Eliza Fletcher davasıydı. Polislerin bir önerisini okumuştum. Böyle şeylerin başımıza geleceğini düşünmek bile istemiyoruz ama polisler diyorlar ki eğer birisi silah zoruyla sizi bir arabaya bindirmeye çalışıyorsa o an kaçmaya çalışmanız hayatta kalmanız açısından en iyi seçenek. Iskalayabilirler ya da vurulabilirsiniz ama ölümcül olmaz ya da vurulursunuz ölümcül olur. O da bir seçenek. Ama eğer bundan kaçınmak için arabaya binerseniz hayatta kalma ihtimaliniz çok düşük. Bütün kontrolü karşı tarafa vermiş oluyorsunuz. Bu yaşanabilecek en tehlikeli senaryo. Çünkü özgürlüğünüzü teslim etmiş oluyorsunuz o canilere. Bu referansı anlayan yorumlara bir yazabilir mi? Yani kısacası şansınızı deneyin, kaçmaya çalışın diyorlar. Bu konuda da çok benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir şey yapmanız için tehdit edildiğinizde veya şantaj yapıldığında itaat etmemek en güvenli seçenek oluyor genelde. İtaat ettiğiniz zaman bütün kontrolü karşı tarafa vermiş oluyorsunuz. Her ne kadar çok riskli gibi görünüyor olsa da itaat etmemek aslında en risksiz seçenek. YouTube daha açık konuşmama izin vermiyor ama bence ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Genelde yaşadığımız durumlarda önümüzde iki seçenek olmuyor. Genelde biz sadece iki seçeneği görüyor oluyoruz. O yüzden lütfen başka seçenekler bulun. Aynen. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Videoyu çekmeden 10 dakika önce dilimi ısırdım. Konuşmakta çok zorlanıyorum. Bazı şeyleri söyleyemediğimin farkındayım. Bazı şeylere dilimin dönmediğinin farkındayım. Ama videoyu daha da geciktirmek istemediğim için şu an çekmek istedim.